günler. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ismim Feyza. Nasıl yardımcı olabilirim? Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEBİM 147, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlarımızdan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla 1 Mart 2012'de Van Erciş'te hizmet vermeye başlamıştır. MEBİM 147, 2011 yılında Van'da yaşanan depremin ardından Erciş'te bir sosyal sorumluluk projesi olarak hizmet vermeye başlamasıyla depremin vatandaşlarımıza yaşattığı travmayı azaltmış, depremzedelerin hayata tutunmasına destek olmuş ve bölgeye istihdam sağlamıştır. 6 yıl geçti üzerinden, hala etkisini atamamışlığımız var. 18 saat göçük altında kaldım. 6 aylık bir tedavi sürecim oldu. Memlekete döndüğümde çağrı merkezi açıldığını duydum. Gelip başvuru yaptım. İletişim merkezimizde 180 kişi görev yapmakta olup bunlardan 50'si engelli, %45'i kadın ve %85'i de depremzededir. Projenin Van ilimizde yapılması bizim açımızdan çok faydalı oldu. Yeniden hayaller kurabildik. Burada yardım etmek, insanların hayatına dokunmak, telefonda olsa bile sesimle onlara yardım etmek bile benim için büyük bir mutluluk. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nce yürütülen iletişim merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam etmektedir. İyi geceler. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, ben Çağrı. Size nasıl yardımcı olabilirim? İletişim merkezine yurt içinden 147 kısa numarasıyla ulaşılabilirken, yurt dışından da +90 312 147 1122 numarasıyla ulaşılabilmektedir. MEBİM 147'ye başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde cevap verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi, bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. MEBİM 147, 5 yılda vatandaşlarımızdan gelen yaklaşık 10 milyon başvuruyu cevaplamıştır. Öyle mi? 20 gün. Çok teşekkür ederim, çok korktuk biz. Vatandaşlarımıza verdiği 35 milyon dakikalık hizmetle bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları birimlerinin iş yükünü büyük oranda azaltmaya devam etmektedir. MEBİM 147'ye 5 yılda gelen çağrıların %91'i bilgi edinme, %3,7'si talep, %3,6'sı görüş öneri, %1,8'i de ihbar ve şikayet ana başlıklarında gerçekleşmiştir. İletişim merkezimiz bu yönüyle ülkemizin en önemli kamu bilgi hatlarından biridir. Vatandaşlarımızdan gelen başvuruların %95'i ilk kontakta, görüşme esnasında cevaplanarak vatandaşlarımız bilgilendirilmiştir. Başvuruların %5'i ise mevzuat gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektirdiğinden ya da görüş öneri olarak değerlendirileceğinden ilgisine göre bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerine iletilmektedir. İletişim merkezimiz şeffaf yönetim anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep, görüş ve öneriyi bakanlığımızın ilgili birimlerine belirli aralıklarla raporlamakta, böylece vatandaşlarımızın bakanlığımızın strateji ve eğitim politikası oluşturma çalışmalarına bizzat dahil olmalarını sağlamaktadır. 5 yılda 540 bin öğretmenimiz, okul idarecimiz, aday öğretmenimiz veya öğretmen olmak isteyen vatandaşımız atama, ilk atama, yer değiştirme, izinler ve personel özlük işlemleri gibi konularda iletişim merkezimizden hizmet almıştır. İlk açıldığımız zamanlarda genel anlamda zaten şikayet hattı olduğumuza yönelik algılar söz konusuydu. Bunu açıkçası vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı şu an yok ettik. MEBİM 147'yi arayarak okula gönderilmediğini belirten yaklaşık 510 öğrencinin ailelerine ulaşılarak okula devamları sağlanmıştır. Babası çalışmadığı için maddi yönden rahatsız olduğu ondan dolayı okula gidemiyor. Biz bu çocuğumuzun talebini aldık ancak 2 gün boyunca içimde kaldı. Ne oldu? Sonuçlandı mı? Nasıl oldu? Bu kız çocuğumuzu okula gönderecek mi? O kuşkularla
sürekli içimde böyle bir vesvese oldu. Daha sonrasında kontrol ettiğimde bu kız çocuğumuzun sorunu çözülmüştü. Çok mutlu olmuştum. Ayrıca yaşça örgün eğitim dışına çıkmış 11 binden fazla vatandaşımıza eğitimin her şartta mümkün olabileceği vurgulanarak eğitim-öğretim hayatlarına açık öğretim kurumlarımızda devam edebileceği bilgisi verilerek eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Eğitim hayatınız boyunca yanınızdayız.